Efendimiz buyuruyor, bana şu altı şey hakkında söz verin, ben size cennete kefil olayım. Ya yani bu bütün şeriatı yaşamakla beraber. Bunlar nedir? Birincisi, konuştuğu zaman doğru konuşun. Hesabından birini, herhangi bir ustaya azıcık yalan söylediğini duysa, tövbe edinceye kadar onunla kendisi arasında bir mesafe bırakırdı. Fazla görüşmek istemezdi. İkincisi, vaatte bulunduğunuz zaman yerine getirin. Bir gün annem beni çağırdı diyor. Abdullah bin Amir. Resulullah da evimizde bulunuyordu. Annem gel dedi sana bir şey vereyim dedi. Allah Resulü ona ne vermeyi düşündün sen hanım dedi. Ona bir hurma vermek istemiştim cevabını verdi. Bunu Resulullah Efendimiz bil ki eğer ona bir şey vermezse, sana bir yalan günah yazılır. Yani evladını bile kandırmayacaksın. Evladı kandırmazsan o evladın doğru olur. Yamulmaz hayatta. Üçüncüsü emanet hususunda güvenilir olur. Bir mümin el emin olur, es sadık olacak, en doğru insan olacak. Yani Resulullah Efendimize bazen ismini söylemezlerdi. El emin geldi. Es sadık en doğru insan geldi derlerdi. Yani bir Müslümandan bir karakter ve şahsiyet tevzi edecek, vaz edecek. Dördüncüsü iffetinizi koruyor. Gözün iffeti var, kulağın iffeti var, ağzın iffeti var, sırf bedenin iffeti değil. İffet insanı diğer mahlukattan ayıran farik bir vasıf. Cenab-ı Hak kulun daima iffetli bulunmasını istiyor. Kulakta iffet, dilde iffet, gözde iffet, elde iffet. bütün bedende iffet istiyor. Beşinci efendimiz e, gözlerinizi haramdan muhafaza edin. Efendimiz e şunu sorum, yarın bir bazen dedi, birden biri görüyorum dedi. Bunun durumu nedir dedim. Efendim hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Yani idamiye nazar yok. iadeye nazar yok. Efendimiz buyuruyor, harama bakan insan göz zinası işlemiş olur. Harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korusa bile onu terk ederse yüce Allah bu davranışına karşı ona kalbinde imanın tadını hissettirir. Altıncı, ellerinizi haramdan uzak tutun. Demek ki bu adalet, hak, hukuk vesaire. Bu ne kadar dikkat edebiliyoruz? Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendinizi, ana ve akrabanızı aleyhinde de olsa Allah'a şahit eden kimseler olun. Hislerinize uyup adaletten sapmayın.